Benzerlik arkadaşlar. Kelebek benzerliği. Bakın. B, C, F, A, B. Temel kelebek benzerliğinden ne olur? Şurası X. O zaman 6'nın 18 oranından 3X yapacaktır. 4X soruda bize 14 olarak verilmiş. X 14 bölü 4'ten 7 bölü 2. E şıkkı. Evet şimdi burada arkadaşlar EO2 AB6 olduğuna göre buraya A dersek tamamı 3A olması lazım. Neden? Kelebek şey temel benzerlikten dolayı. Haliyle buraya 2A kalacak. 3A değil. DOA, DB 3A sonuçta. Şimdi artık bunları gördük. Siliyorum. Yeni durumda bir de kelebek benzerliğimiz var gördüğünüz gibi. Burada da tabii ki A'ya 2A'dan dolayı X 3 olacak. 6'nın yarısı B şıkkı. Şimdi DC4 verilmiş. DH'da arkadaşlar 6 verilmiş. DH bakın yükseklik gördüğünüz gibi. E, BEC'nin alanı da 8 santimetre kare verilmiş. Şimdi şurada e, DH 6 olduğu için aslında bu üçgenin alanı 6 çarpı 4 bölü 2 yani 12 olur doğru mu? Çünkü sonuç olarak bu paralel iki doğru arasındaki yükseklik asla değişmez bu yüzden arkadaşlar ve şu bölgenin alanını da o zaman artık kaç buluyoruz? 8 olduğu için diğeri 4 buluyoruz. Buranın alanı 4. Sonra buranın alanı 8'di. Alanlar oranı tabanlar oranı A'ya 2A oldu gördüğünüz gibi. Sonra bakın yamukta zaten bu karşılıklı alanlar birbirine eşittir 8. Burası da arkadaşlar 16'dır. Toplam alanı yazalım. 12 8 daha 20 16 daha 36. 36 eşittir alt taban. Kaç alt taban? Hemen şöyle dikindirirseniz ikizkenar kenar yamuk. Burası 4, burası da x olur. 4 artı 2x. Üst taban 4 bölü 2 çarpı yüksekliğimiz zaten 6 olarak verilmişti. Bunlar gitti 12 eşittir. 8 artı 2x, x 2 oldu a şıkkı. Olan yerden paralel çekmek çok önemli. Bakın şimdi arkadaşlar bize soru da sonuçta burayı böyle 5'e 3 diye vermiş değil mi? Haliyle ne söyleyeceğiz bakın. Burada şöyle bir paralel çekeceğim. Orta noktayı hemen düşünmüyorum. Onu hallederiz. Sonuçta illa orta noktadan paralel çekeceğiz diye bir şey yok. Orada 5'e 3 de boşuna verilmemiş. Ve 5'in 8'e oranından dolayı bak burası 5 oldu gördünüz mü? Sonra arkadaşlar bir de şuna dikkat edin. Karşılıklı oranlar aynıdır. Şuraya 3M desen Burası 5M olacak ya toplamda da 8M burası. O zaman 2'ye böl 4M 4M. Demek ki AF 4M'ymiş şuraya P dersek FP de M olur. Bunun bize katkısı kelebek. Bakın burada bir kelebek benzerliği. M 4M 5 20. Haliyle artık burayı 20 bulmak bize şunu getiriyor. Orta taban FK AB'nin orta tabanı olduğu için x eşittir 10 oldu c şıkkı. Burada EF'nin paralelliğini söylemiş bazen söylemiyor. Ee, şimdi söylediği için rahatız. Bu paraleli çekersek Z'den dolayı bakın alfa alfa. Z'den dolayı beta desek beta. O zaman 2 alfa artı 2 beta 180 alfa artı beta 90. Bir de burada O dersek D O, o e eşit ikizkenar üçgen. A O'da O da e O eşit. 6, 8, 10 üçgeni 5, 5, 5. Fark ettiniz mi? O orta nokta. Paralelden o zaman F de orta noktadır. Böylece orta taban 10 artı x şey 10 eşittir. X artı 4 bölü 2. Yani buradan arkadaşlar kaç yapıyor? 16. A düzeltiyorum pardon 5'ti buraya kendim niye öyle uydurduysam. 5 artı 6 11 arkadaşlar. 22 eşittir x artı 4. x 18 oldu. B şıkkı oldu soru bence biraz zor arkadaşlar ya. Yani eğer böyle farklı yoldan çok daha basit mantıklı olmak kaydıyla şıklardan gitmediyseniz e, atıp tutmadıysanız farklı bir yol olursa tabii ki yorum olarak yazarsınız. Ama ben şunu söyleyeceğim size. Birincisi bir kere katladığımız zaman şöyle eski haline getirirsek katlamada ne değişmez? Uzunluk. Uzunluk değişmez. Böylece arkadaşlar bu bir deltoid olur. Ve deltoidin köşegenleri dik kesişir. Yani şuradaki P noktası Buradaki P noktası aslında bize 90 olduğunu söylüyor. Haliyle köşegenler dik kesiştiğinde dik yamukta ezber bir yorumumuz var. Dışarıdan böyle bir paralel yapıyoruz. Burası 2 oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın yöndeş açıdan C'de 90 oluyor. 16 eşittir. 2 çarpı 8'den AB8 yapıyor. Bundan sonra yamuğun alanından nereyi çıkaracağım? Şu bölgeden 2 tane çıkaracağım. 2 tane mor yapayım böyle. O zaman yamuğun alanı 10 çarpı 4 bölü 2. Buradan da kaç yapar arkadaşlar? 20. Üçgenlerin alanlarını hesaplayalım. Şimdi bu bir tane morun alanını hesaplarsam. Yükseklik zaten 4. Paralel doğruların arasında uzaklık değişir mi? Hayır. Hemen bu üçgenin de yüksekliğine 4 dersin ve şuradaki tabanın zaten 2 olduğunu biliyoruz. 4 çarpı 2 bölü 2'den üçgenin alanı 4. Bu üçgenin alanı 4 ise bu üçgenin de alanı 4. 20'den 8'i çıkardığımızda 12 olacaktır D şıkkı. Ben böyle yaptım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey düşünmeliyiz. Bazen evet böyle çekeriz ama ben şunu da önemsiyorum. Bazı sorularda yamuk sorularında bence dışarıdan böyle tamamlayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Çünkü sürekli içeriden çekmek paraleli bize güzel bir şey getirmeyebiliyor. Burada o yüzden göstermek istedim. Kelebek benzerliğinden şöyle bir P dersem EP de 12 olur. Bundan sonra bizden x'i istiyor arkadaşlar. 3'ün 8 katı, 4'ün 8 katı yani 3 kere 8 24, 4 kere 8 32. O zaman 5 kere 8 burası 40 oldu. Şimdi normal alan bağıntısı. Bir üçgende yükseklik çarpı taban bölü 2'den alan aynı zamanda 32 çarpı 24 bölü 2'den de alanı buluruz. Böylece bu ikiler sadeleşir. 40'ı 8'e e böl 5, 32'yi 8'e böl 4, x eşittir. 96 bölü 5 oldu. E şıkkı. E arkadaşlar kesinlikle e, AB ve DC'ye paraleldir. Çünkü burası 90 derece, burası 90 derece. Sonra açı ortayın kollarına inen dikler eşittir. Böyle bir seferlik göstereyim artık hani ikna olun böylece. Açı ortayın kollarına inen dikler eşittir. E böyle karşılıklı orta noktalar oldu. Bu yüzden EF paralel e, AB ve DC oldu. Bunları siliyorum. Bundan sonra hani gördüğünüz zaman böyle 4 tane açı ortay kesişiyorsa paralel kenar ve yamukta. bu Buna direkt böyle EF'nin köşegenin bu EF köşegenin paralel olduğunu söyleyebilirsiniz. Haliyle paralel olduğu için Z'den dolayı noktalı açıdır. Buraya A dersek ikiz kenardan A artı 1. Tabii ki. Artık muhteşem üçlü yine A artı 1. Aynı şeyi burada da devam ettir. Buraya B de Z'den dolayı bak aynı açı ikizkenar oldu. B artı 1. Burası da B artı 1 oldu. Bu arada arkadaşlar bunları konu anlatımında da zaten bahsediyoruz. O yüzden hani eyvah ben hiçbir şey anlamadım dediğiniz yerlerde bence bir konu anlatımına dönmek lazım. Orada bunları sonuçta daha ayrıntılı anlatıyoruz. Burayı böyle bir konu anlatımı gibi düşünmeyin bazen. Anlamadığınızda eksiğinize yönelin. Haliyle artık burada orta taban A artı B artı 1 oldu. 3 artı 5 bölü 2. Buradan da A artı B 8 bölü 2 4. A artı B 3 oldu. Şimdi bize lazım olan AB ve BC ve AD. Birisi 2B artı 2. Öbürü de 2A artı 2. Topladığımızda 2A artı 2B artı 4. Şimdi A artı B 3'tü burası 6 oldu. 4 daha 10 yaptı arkadaşlar D şıkkı. Bir kere arkadaşlar açı ortay ve yükseklik varsa ben orada ikiz kenarı düşünürüm. Hep söylüyorum belki artık hani şey oldu e, böyle bir klasik haline geldi ama bunları inkar edemeyiz. Bu gerçekler var yani yeniden yeni keşifler yapmak bazen saçma oluyor geometride. Bu şekilde böyle bir yapalım. 9, 12, 15 burası. Sonra arkadaşlar lazım olursa bakın alfa. İkiz kenar üçgenden alfa. E paralelden dolayı bu da alfa. Ne güzel o zaman burası 6 geldi. Şimdi artık ikizkenar üçgen olduğu için BP AB'ye eşit olduğu için 6'ya 9. Karşılıklı oranları aynı. Paralellikte arkadaşlar bunu yapmazsak olmaz. Bir kere e, kenar ortaya aynı zamanda yükseklik ve açı ortaya olduğu için HP'nin de 9 olduğunu bu yüzden DP'nin de 9 x olduğunu görelim. 9 eksi x'in x artı 9'a da oranının karşılıklı oranlardan 6 bölü 9 yani 2 bölü 3 olduğunu görün. 2x artı 18 eşittir. E, 27 eksi 3x. 5x eşittir 9. X 9 bölü 5 oldu. C şıkkı. Fena bir soru değil bu da. Bakın şimdi. Ben e, burada önce katlamada uzunluk değişmez. 2 2 görürüm. Sonra burası 6 6 görürüm. Burada çözümün uzunluğuna, kısalığına falan hiç takılmayacağım. Benim önemsediğim burada şu arkadaşlar. Şimdi bu açı ya. Şurayı böyle devam ettiriyorum. Çünkü paralel artı açı ortay bize ikiz kenar getirir. AP ile AD birbirine eşit olur. Bu bir. İkincisi kelebek benzerliği bak. Altının 3 oranı BP'ye de 1 diyorum. O zaman ikiz kenar üçgenden x artı 2 olması için bak buraya x artı 1 kalıyor. Şimdi arkadaşlar işte burada iki tane hipotenüsü aynı olan üçgenden dolayı Pisagor yapacağız. Bu arada C 90 olduğuna göre katlamadan dolayı tabii ki yine orası yapıştırmadan dolayı 90 olur. 36 artı x kare de e kare a e kare eşit. x artı 1'in karesi artı 3'ün karesi de aynı. Dolayısıyla 36 artı x kare eşittir. x kare artı 2 x artı 1 artı 9. x kareler gitti. Buradan da 2 x eşittir. 10 26 x 13 oldu arkadaşlar. B şıkkı çözüme kısa çözüm, uzun çözüm, basit çözüm ayrımını yapmadan size göstermek istediğime göre gitmek istiyorum. Bakın şimdi. Şöyle DE'yi uzatacağım bir kere. Bunu bazen dediğim gibi yamuk sorularında içeriden paralel yerine dışarıyı devam ettirmek daha mantıklı geliyor bana. Sonra Z'den dolayı burası 2 alfa dursun. 8 8 kelebek benzerliğinden BP DC'ye eşittir. İşte DE de EP'ye eşittir. Şimdi arkadaşlar bundan sonra şuna dikkat edelim. Buradaki alfa ve 2 alfadan dolayı şöyle bir paralel çekiyorum tamam mı? Paralel çekince burada bir kere paralel kenarda karşılıklı açılar eşittir. Şuraya e, R diyeyim. R açısı da 2 alfadır. C açısı da iki alfadır. E o zaman iki bir dıştan mecburen D, A, R açısı alfa oldu. İki skener üçgen geldi. Unutmayın e, D, E, P, bir dik üçgen muhteşem üçlü de oldu. 12, 16, 20 üçgeninden AP 20. Böylece 10. Burası bakın paralel çektiğim için RB'de BP'ye eşittir. Burası da 5, 5 ayrılır. Böylece X 15 olur A şıkkı. Sorularında arkadaşlar eğer tabanları bilmiyorsanız daha doğrusu yükseklikleri bilmiyorsanız üçgenlere tamamlayın. Böyle üçgene tamamlıyorum bir P noktası. Bunun bana faydası şu olacaktır arkadaşlar. Şimdi a 2a verilmiş tam orayı geç. Şimdi 4'ün 2 kök 13 oranı e, normalde 2 bölü kök 13. Alanlar oranı benzerlik oranının karesi olduğu için 4 bölü 13 yapar. Yani şöyle buraya ben 4 es dersem tamamı arkadaşlar bu üçgenin şöyle göstereyim bakın. Şurası dc noktası p noktası 4 es ise tamamı 13 es olması için buraya 9 es kalıyor değil mi? 9 es dediğimiz yer neresi? DCAB A'ya 3A diye bölünmüş 9S 3A'ya eşitse A 3S'tir. Yani burası 3S'tir. Burası da 6S'tir. Güzel. Bundan sonra ne yakaladık biliyor musunuz? Şu iki tane üçgene odaklanalım. PDC ve PEF. Artık sadece ona bakalım. Bir benzerlik daha çıkaracağım orada. İzleyin bakın. Burası E noktası, F noktası. Burasını A'dan dolayı 3S bulduk. Şurası arkadaşlar 4S. dc Şimdi burası da 4 birim duruyor. Alan oranı 4S bölü 7S paralellikten. Bunun karekökü benzerlik oranına eşittir. Yani 4'ün X'e oranına eşittir. Buradan da 2 bölü kök 7 eşittir. 4 geldi. X arkadaşlar içler dışlardan 2 kök 7 D şıkkı. Bunu direkt yapmak lazım. Aslında bu yamuk değil. Üçgen sorusu böylece.